kendimizi açıklamamızdan dolayı icabet ettiğiniz için siz kıymetli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak Başkan Yardımcımız Mehmet Sarıoğlu ve Genel Sekreterimiz aynı zamanda projenin koordinatörü ve yürütücü olacak olan İlker Çorbacı Bey. Derneğimizi kurduğumuz günden beri hep şunu önemsedik. Sürdürülebilir bir turizm ve yaşayan bir dünyayı daha ileriye taşıyabilmek ve kullandığımız atıkları da gerçekten İlker Bey'in de sanatıyla birlikte geri dönüştürerek sanatsal dünyaya kazandırmaktı. Bunu sanatsal anlamda derneğimizin faaliyetlerine çok ciddi öncülük ve katkı sunan İlker Bey'e ben ayrıca teşekkür ediyorum. Burada bunu İlker Bey'in önerisiyle projeye dökme kararı almıştık bundan bir iki ay önce. Çok yoğun bir çalışma sonucunda DOKA projesine yetiştirdik ve sunduk. Ve Cuma günü açıklanan listede de Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesindeki DOKA projeleri arasında 10 tane proje bütün iller çapında kabul gördü. Bunlardan bir tanesi de Ünye Turizm İşletmeciler Derneği'nin sunmuş olduğu Atıktan Sanata Rölyef Münyatür Sanatı DOKA projesi. Bu 31 bin liralık bir proje ve bu projeyi de 30 kürsiyer üzerinden 2 etap halinde projeyi hayata geçireceğiz. Özellikle şu arkamızda görmüş olduğunuz alan tamamen bu projenin aslında yaşam alanı, sahne alanı. Dolayısıyla bu iki etap proje yapılırken kullanılacak olan bütün malzemeler kursiyerlerimizin üzerine hiçbir yük düşmeyecek. Dolayısıyla bu proje kapsamında karşılanacak. Bu yüzden burada projenin birinci amacı kursiyerlerimize hiçbir maliyet göstermeden yeni bir sanat geri dönüşünden gerçekten günümüz dünyasında ihtiyaç olan yeni bir sayfaya dahil olmalarını sağlayacak. Bu manada projemizin hem Ünye'mize, hem bölgemize, hem ordumuza gerçekten hayırlı olmasını temenni ediyor. Teknik bilgilerle ilgili de konuyu yürütecek olan İlker Bey'e sözü bırakıyorum. Ya da şöyle başlayalım. Yıllardan beri bunu diyoruz. Bu sanatı yaşatalım, yaşatmak adına elimizden geleni yapıyoruz. İşte halk eğitimde, şurada, burada ama bunu daha da ileri seviyeye taşımak için insanlara inebilmek için ve de bunun insanları öğretip benden sonra da devam etsin diye her seferinde bunu söylüyoruz. Ve bunu daha kolay ve daha basit hale getirip bundan da insanlar, bunu öğrenenler de ticaretini yapabilirler diye düşündük. Böyle daha basit bir tablo yapıp yani insanlar buradan ne gelir elde eder onu gözeterek aslında bu projeyi biraz daha farklılaştırdık. Efendim söyleyeyim. Bu projeyi çoktan beri yapmak istiyorduk. Yaptık da çok da kabul gördü. Yani bir nevi bu yaptığımız sanatı desteklemek ve yaşatmak adına çok iyi bir adım olduğunu inanıyorum. Proje ne zaman başlayacak? Kursiyerler ne zaman kursa? Şimdi şu andan itibaren kursiyerlerimizi bekliyoruz. Kayıda Adnan Başkanı'nın da dediği gibi kursiyerler hiçbir masrafa girmiyorlar burada. Alet, edevat vesaire gibisinden boyası, şusu, busu her şey bu proje dahilindedir. 30 kişiyi tamamladıktan sonra başvurumuzu yapıyoruz. Yani başvuru dediğim hani biz başlıyoruz gibisinden onlar da gelip bakıyorlar mekana ve start veriyor. Ondan sonra start veriyor. Yani şu andan itibaren 30 kişi kontenjanımız var. Yani kısıtlı bir kontenjan. İlgi duyanlar, arzu edenler buyursunlar gelsinler. Başvurular nereye yapılacak bu anlamda? Bu anlamda Ünye Turizm İşletmeciler Derneği'ne yapabilirler. Beni arayabilirler. Facebook'tan da yazabilirler. Gerekirse El Ele Derneği'nin aşağıda sekreterya var. Oraya da isimlerini bırakabilirler. Bu şekilde başvurabilirler. İletişim yani 3 tane noktamız var. Teşekkür. Alakalı ayrı bir haber yapabilirsiniz. Bu korona virüsüyle ilgili durdurma kararını nasıl etkiledi falan gibi onu. Yeni gündemle ilgili isterseniz gerçekten tedbir alıyor. Onu da buradan duyurmuş olalım. Yani işletmelerden insanlar uzaklaşmasın. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani bu önemli bir şey. Onunla ilgili ben size bir açıklama vereyim.
Evet, ben öncelikle son günlerde sadece ülkemizin değil, bünyemizin değil, bütün dünyanın gündemini oluşturan ve insan sağlığı ve yaşam kalitesinde önemli etki yapan koronavirüsle ilgili bünyemizdeki turizm işletmecilerimizin, kafelerimizin, restoranlarımızın, otellerimizin gerçekten dernek olarak da biz hep takipçisi olduk geçmişten bugüne. Bugün de olmaya özellikle bu süreçte devam ediyoruz. Burada ben özellikle vatandaşlarımızın müşteri olmasını istiyorum. Bütün işletmelerimiz hijyen anlamında gerçekten zaten çok ciddi değer veriyorlardı hijyenlerine. Bu süreçte daha da bunu arttırarak temizlik noktasında, hijyen noktasında, mikropların kırılması noktasında yeniden kendilerini iyileştirdiler. Bütün işletmelerimize, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla restoranlarımızda yemek yemelerini, otellerimizde konaklamalarını, eğlence merkezlerimiz şu an zaten devletimizin kararıyla kapatıldı geçici bir süreyle. Ama diğer bütün halka açık olan alanların gönül rahatlığıyla vatandaşlarımızın kullanımına açık olduğunu, hijyen anlamında da hazır olduğunu belirtmek istiyorum. İşletmelerimizden gönül rahatlığıyla evlerindeki temizlik şartlarından aynı boyutta işletmelerimizde hazır olduğunu belirtmek istiyorum.